Peki kızım. Peki. Sen nasıl istersin? Sol bacağını biraz daha açalım. Ha, bari mobilyaların gelmesini bekleseydik. Dinlenmek için bir koltuğumuz falan olsaydı ha. Tembellik kokusu alıyorum. Ya sen bu kadar disiplinli olmak zorunda mısın? Fizyoterapi programının daha çeyreğini bile yaptırmadım. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Yarın bir spor salonuna gidelim. Hem burası biraz sanki... Bir iki köşkünün bahçesini özlemiş. Ay 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 özlenmez mi? Ay dur dur geliyorum. Aç kız kapıyı. Sanırım evde yokuz demek için çok geç. Çek çek. Ay eniştem. Yani var ya gözüm hala alışamadı sana. Ben alışamamışken sen nasıl alışacaksın ama? Değil mi yani? Mobilyalar falan da gelmemiş. Ya bu bir işaret görmüyor musun? Bak önce benim fizyoterapi zamanım ve çalışmam gerekiyor. Ay kıyamam ben sana. Sen şimdi kendini tabii evde böyle egzersizlere vurdun değil mi? Yani anlıyorum ben seni. Anlamıyordum ama gazeteyi görünce hah dedim. İşte taşlar yerine oturdu böyle. E tabii sen önce bir kızdın, köpürdün, ya trip attın falan ama canım ya senin yaptığın da iş mi yani? Ha? Ayol insan kendi evinden çıkıp meydanı o adama bırakır mı? Ne adamı Yonca? Ben seni çok iyi anlıyorum tabii. Yani hem karının başına bela oldu hem de böyle dönmüş dolaşmış ablana sarmış. Ama sen böyle kaçarsan yani olmaz bu iş. Bir dönemin gözde çiftinin şok buluşması kafaları karıştırdı. Zor günler geçiren Gülfem Sipahi, bakalım teselli Amerika'da yaşadığı bilinen eski eşinin kollarında mı bulacak? Yani senin şu gazeteyi alıp adamın suratına çarpıp böyle yallah! Ha şöyle bir eniştem ya, ha şöyle. Öfkeler. Bak şimdi değil. Oh, reflekslerin iyi. Bir de atla. Şey. Ne oluyor? Nereye gitti Can? Ablasının namusunu kurtarmaya. Allah'ın cezası. Sabah sabah yemedin içmedin gazeteyi yetiştirdin değil mi Cihan'a? Salak. O gazete imdadımıza yetişti. Cihan da böylece meydanı boş bırakmaması gerektiğini anlasın. Sen de bu abuk mahalle sevdasından vazgeç. Yolu yakınken toplanıp gidelim buradan. Demek buradasın. Hoş geldin doktor. Halde motora binmen tehlikeli değil mi? Senin kadar tehlikeli değil. Cihan, biz ablana gelmiştik. Öyle değil mi? Her ne olursa olsun... ...seni karşımda böyle görmek çok güzel. Sen daha hiçbir şey görmedin. Ama göreceksin. Eğer dün geceki gibi benim hayatımın etrafına dolanmaya çalışırsan... ...sana yemin ediyorum Ömer... ...hayatında görmediğin şeyleri gösteririm sana. Gerçekten çok iyi görünüyorsun. Gerçekten. Benden uzak duracaksın!
sevdiğim herkesten uzak duracaksın. Hala bu çamurun içindeki tek masum şey sensin Cihan. Hadi gidelim artık. Ömer'i anlamıyorum. Ve onu anlamamak umurumda bile değil. Ama senin aklından geçenleri anlamamak... Artık... işte artık buna katlanamam Gülfem. Ben de senin neyi anlamadığını anlamıyorum Onur. Bu anlamsız tepkin giderek sıkıcı olmaya başlıyor. Bana sadece dün gece uyumak istediğini söylemiştin Gülfem. Ömer'le yemeğe gideceğini söylemedin bile. Biz neyiz Onur? Ha? Neyiz biz? Birbirinden habersiz hareket edemeyen liseli aşıklar mı? Ya tamam tamam Gülfem, beni bastırmaya çalışma. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ya son 3 aydır Ömer'in benim için nasıl tükendiğini en iyi sen biliyorsun. Sadece bir yemek yüzünden toy bir delikanlı havalarında... Sana beni bastırma dedim Gülfem. Mesele yemek falan değil, anlamıyor musun? Mesele sizin aranızdaki tuhaf şifreli dil. Şifreli dil mi? Ha, senin gerçekten sinirlerin bozulmuş. Biliyor musun? Eğer bir kez daha sırf Cihan Gülür'ün yanında diye... Ömer'le birbirinizin oyuncağı olacaksanız inan bana. Bu işin sonunda asıl sinirleri bozulacak olan sensin Gülfem. Bu paranoyaklığın gerçekten çok yorucu ve itici. Ömer birkaç gün içinde gidecek zaten. Sen neden anlamak istemiyorsun? Demek sadece birkaç gün. Ben o adamla görüşmeni istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Bir dakika Cihan. Ben doğru mu anlıyorum? Yanlış anlamadım değil mi? Sen Ömer'le görüşmemi yasaklıyorsun değil mi? Ben o adamı hayatımda sevdiğim herkesin uzağında istiyorum. Herkesten. Kardeşim eski kocam yüzünden karşıma dikilmiş. Biraz öfkeli, biraz da çaresiz görünüyor. Allah Allah, ne kadar tanıdık. Ben senin şu an hissettiklerini neden acaba bu kadar iyi anlayabiliyorum Cihan? Abla, o adam... Sen o adamla ilgili her ne hissediyorsan, o adama nasıl güvenmiyorsan, Ömer senin için her neyse, Gürru da benim için o. Anlayabildin mi? Sen onun varlığına bir hafta bile katlanamıyorken, o kadının peşinden onca olaydan sonra bana sırtını dönüp onun mahallesine taşındın Cihan. Onun mahallesine taşınmakla sen bana neler yaptığını, bana neler yaşattığını anlayabiliyor musun? Benimle empati kurabiliyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.